Sevgili öğrencilerim 36. sorumuz bir solunum sistemi sorusudur. Soru aynen şöyle. Bir insanın akciğerinin atar, kılcal ve toplar damarından geçen kanın bikarbonat iyonu miktarının değişimi aşağıdaki grafiklerin hangisinde gösterilmiştir? Burada bilmemiz gereken şey karbondioksitin taşınma yöntemlerinden birisi bikarbonat şeklinde oluşudur ve akciğere giden kan kirli bir kandır. O halde akciğer atar damarında bikarbonat çok olacak ve miktarı sabit olacak. İkinci bileceğimiz şey, bir karbonat akciğere geldiği zaman hidrojenle birleşecek ve H2CO3 oluşacak. Daha sonra da H2CO3'ümüz karbondioksit ve suya parçalanacak ve karbondioksit dışarıya verilecek. Yani akciğerin içerisinde, akciğer kılcal damarlarında bikarbonat iyonlarımız e, karbondioksiti oluşturacak. O yüzden bikarbonat akciğer içerisinde azalacak. Akciğer toplar damarında ise temiz kan bulunacak. Temiz kan bulunduğu için de bikarbonat iyonları az olacak. E, anlatımlarımıza bakarsak doğru cevabımızın C olduğunu görüyoruz. Tekrar ediyorum akciğer atar damarında bir karbonat fazla ancak sabit. Akciğer toplar damarında bir karbonat az ancak miktar.